Efendim merhabalar. Bugün de her zaman olduğu gibi sevgili dostum Gökalp İçer'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Hoş Gökalp bulduk Bey. Abi. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyidir. Yine gidiyor Bitcoin. Hatta sen şuraya oturdun, çizgi uzamaya başladı yukarıya doğru. Bize bakıyor kameradan. Kaçı gördük? 50.800'ü falan gördü yani. 50.900'ü gördü Bitcoin. Ether'de biraz hareket var, konuşuruz. O da 4.000'i falan gördü. 4.000'i gördü aynen, evet. Bu hafta biraz yoğundu biliyorsun. NFP geldi, ISM geldi, ADP geldi falan. Veriler biraz karışıktı. Aslında tarım dışına kadar da yani Cuma günü yayınlanan o NFP'ye kadar da biraz verinin gürültülü olduğunu görmüştük. Ve yani tarım dışında beklentileri kaçıracağını da az çok tahmin ediyorduk. Iskalayacağını tahmin ediyordum ben açıkçası. 700 küsür bin beklenti vardı. Bir önceki ayda benzer bir şey olmuştu. Dolayısıyla beklentileri de kaçırdı yani. Kafalarda biraz karıştı. Fiyatlamanın da hem değerli metallerde hem bonoda volatil olduğunu görüyoruz. Kripto paralarda yansıdı tabii. Tarım dışı beklentilerin altında 235 bin ne? Yeni istihdam açıkladı. BLS, iş gücü istatistik bürosu mu artık, nasıl çevireceğim bilmiyorum. 5.2'ye geriledi işsizlikte. Bakıyorum pandemiden bu yana olan işsiz sayısı 8.4 milyona gerilemiş. İşsizlik oranı da 5.2, ama bu pandemi öncesinde 3.5'tu işsizlik. İşsiz insan sayısı da 5.7 milyondu. Hala o seviyelerin üstünde olduğunu söylüyor zaten açıklamada. Ama hem ISM'de yani satın alma müdürleri endeksi, böyle söyleyeyim, satın alma müdürleri endeksi, hem de tarım dışı istihdamın, yaratılan istihdam açıklayan bir devletin bir istatistik kurumu var. Bir de özel bir şirket yapıyor, ADP diye. Onun yaptığı, o çarşamba günleri açıklanıyor. Onun açıkladığı rakamla ISM'in alt kalemlerini, yani hizmetin alt kalemindeki istihdam piyasasına dair gördüğümüz indikatörler ve tarım dışı biraz kafa karıştırdı. Fed için önemli olan ve hükümet, devlet için önemli olan şey devlet istatistik kurumunun söylediğinin ne olduğu. Elbette. Bizde de öyledir ya. Tabii yani ki. Sen dersin ki ben ekmekte, arabada, evde işte 3 katı, 2 katı enflasyon görüyorum. Ama halbuki enflasyon %12'dir, 15'tir falan. Devlet de 15'e dikkate alır. Burada da tabii öyle. Bu da benim okuduğum bir miktar piyasada hafif tedirginlik dolarda satışla sonuçlandı. Kripto paralarda biraz yükseliş var. Altında yükseliş var. Değerli metallerin genelinde yükseliş var. Grafiklere bakıyorum. Dolar endeksi geri çekimi var. Endekslerde, yani borsa endekslerinde risk iştahında, yani büyük bir bozulma yok. Hatır sayılır. Aa evet, bunu gördük. S&P'yi ve Dow'u çaktı. Öyle bir durum yok yani şu an. Ve biz kendi içimizde konuşurken de strateji ekibiyle hep şeyi söylüyoruz. Evet, bu genel trendi bozan bir veri değil yani. Gürültü yaratıyor mu? Evet. Kaygılanmalı mıyız? Hayır. Hayır, şu an kaygılanmanın ötesine, yani neyden kaygılanmalı mıyız? Fed tapering'i öteleyecek mi? Bizim ana senaryomuz dolar bullish bir senaryo. O senaryoyu tedirgin edecek bir şey var mı? Onu tedirgin edecek bir durum yok. Bizim kurum olarak genel senaryomuz o, yani 2022 için dolar bullish'te taraftayız. Konuştuğumuzda onu tehdit eden bir senaryo değil. Bu tarım dışı da öyle değil. Çıktı olarak da baktığımda mevsimsel olarak düzeltilmiş rakamlara bakıyorum. Ta 2019 Ağustos'undan 2021 Ağustos işte rakamlara bakıyorum. Bu rakam aslında bana hala toparlanan bir ekonomi olduğunu söylüyor Amerika tarafında. Bunun benzeri de işte yayından önce de seninle biraz konuştuk. Bunun benzeri aslında Avrupa'da da var. Her ne kadar indikatörler bozuk olsa da orada da böyle bir tık şeyi dillendirmeye başladıklarını görüyoruz abi. Varlık alımları acaba azaltsak mı? Yavaşlatsak mı vesaire? Orada görüyorsun. Enflasyon çok öne çıkıyor galiba değil mi? Yani Euro bölgesinde 10 yılın zirvesi görüldü. Almanya'da 13 yılın zirvesi görüldü. Onun sonrasında da işte Avrupa Merkez Bankası'nın yöneticilerinden şahin açıklamalar gelmeye başladı. Tabii Lagarde'ın tavrı önemli burada. Yani onlar ne kadar şahin olurlar olsunlar. Lagarde bakalım ne diyecek? Powell gibi davranabilir o da çünkü. Aynen, yani şimdi oradaki projeksiyonlara bakıyorum abi. Şimdi bu adamlar 1.85 trilyon euroluk bir paket var yani şey ellerinde. Mart 20'de bunu şey ilk başta söylediler. Bu yeni varlık alım programını. Bu hafta, gelecek hafta galiba şey. ECB para politikası toplantısı. Orada görmeyi beklerim, ama genelde şeyi biliyoruz bu konuda. Avrupa Birliği'nin kendi yapısı gereği biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Temkinli yaklaşmaktan da kastım şu. Evet, enflasyonun tarihi zirvelerde, ama tarihi zirvelerin olduğunu sebebini de burada anlatıp birkaç kez dilimiz döndüğünce, konumuz bu olmasa da, Avrupa tarafında bir birlik olduğu için ve o birliğin de merkez ülkelerin, yani Almanya, Fransa'nın çevre ülkeleri, o periferi ülkeleri dediğimiz Portekiz'inden tut İspanya'sına kadar, o ülkelerle bayağı bir farklılaşma, bir ayrışma, bir divergence olduğu ve aslında tüm birlik için bir karar verildiği için ve bazen de daha erken verilmiş kararların daha sert çıktılarının olduğunu bildikleri için daha temkinli ve proaktif yaklaşmaya çalışıyorlar Avrupa'da. Dolayısıyla ben ama şeyi bekliyorum.
bekliyorum. Yavaş yavaş bu yılın sonuna doğru onların da 2022 yılı için varlık alım programlarındaki yavaşlamayı azaltmayı dillendirmelerini bekliyorum kişisel olarak. Peki Amerika tarafında bu varlık alımlarının azaltılması, faizlerin artılması ile ilgili beklentin ne? Atlanta Fed'in ve CFTC'nin şeyleri var, hikayeleri var. Şeyde de Bloomberg'te de var. Faiz olasılıkları diyelim. Bunlarda çok böyle büyük bir değişim ve farklılık yok. İnsanlar bizim gibi düşünüyorlar. Ben onu anlıyorum. Fiyatlama da biraz öyle. Mükemmel bir veri değil ama ana trendi bozan bir veri olmadığını da söylüyorlar. 1.29'dan 1.33'e kadar falan böyle bir çat diye bir çok çok dar bir zaman aralığında bu tabii. Bir yükseliş var. Daha sonra tekrar 1.32 etrafında bir dengelenme var 10 yıllık tahvillerde. Büyük bir sert bir hareket yok. Biraz dolar satayım, biraz gideyim altın alayım. Endeksten risk realize edeyim tarafı var. Bunun kripto tarafında da hadi biraz da gideyim kripto alayım. Getiri arayışının yansıması olarak da bak 50.800'ü saat 13-14'te 15'te görmüş. Yani şeyden veriden sonra sakinleşme markı 50 bin etrafında ama genel olarak da dolar sat bir şeyler al. Bir şeyler al ne al? İşte endeks alma Korkon'dan altın al, kripto al falan gibi bir fiyatlama var dünyada. Hala kripto para dünyasının kendisinin aslında bir şeyleri var. Ne denir? Elimizde doneleri var. Bir taraftan kurumsal haberleri burada söylüyoruz. Bizim kendi iCrapX kanalımızda ve Twitter'da ve şeyde de söylüyoruz. Araştırma ekibinden sağ olsun çocuklar da Gökçesinden tut Tuğba'ya kadar. Abone kaç oldu ya bu arada? Abone 140 bini geçtik ya. Kaç? 140 bini geçtik. Maşallah. Evet. Dünyada birinci mi oldunuz şimdi? Binance'ten sonra ikinciyiz ama Binance'in mavi tiki yoktu. Gerçek kullanıcılar yani official. Örnek veriyorum mesela bizde ben çıkıyorum ama sadece ben çıkmıyorum yani işte Gökçe var, Tuğba var, işte Hazine'de eskiden Ozan vardı. Şimdi ya bu hafta anons edeceğiz. Serhat diye Borsa İstanbul'dan transfer ettiğim çok değerli bir arkadaşımız var. Hep böyle farklı farklı simalar ve işin de ehli. Atakan var araştırmadan gibi. Onlar da anlatıyorlar piyasayı ve bayağı her gün bir sürü içerik üretiyoruz. O ürettiğimiz içeriği de takdir ediyorlar. Yani her gün bakıyorum ben videolara 14-20 bin izleniyor yani. Müthiş, müthiş. Dolu dolu videolar yani hepsi. Piyasayı anlatan, ücretsiz anlatan diyeyim ve her gün anlatan ısrarla az insan var. Sağ olsun bizim çocukların da eforları çok değerli. Karşılıkta görüyoruz. İzleyenlere de ayrıca teşekkür ederiz. Abone olun. Evet. Abone olundan öte üye olun. Bu arada onu söyleyeyim. Geçen videoda söylemiştik. Android çıktı. Link var aşağıda. Yani bu videonun altında gene link koyarız. Hem iOS hem Android'i indirip bakabilirler. Biz kendi yaptığımız şeyle nedir mobil aplikasyonumuzu övünüyoruz. Ne olur indirip bir göz atmak için dahi bir bakmalarında fayda var. Videonun altında olacak. Şimdi madem okey şirketten konuşuyoruz. Okey başka birkaç tane konuyla bunu birleştireyim. Bir tanesi yeni bu hafta biliyorsun Avax tarafında Avalanche ekosistemi diyelim yani. Avalanche ekosisteminden ki projeleri beğeniyoruz ve oradan bir sürü şey ekliyoruz. Avalanche'ın da biliyorsun 3 tane zincir var. XP ve şey C-Chain. Şu anda bizde X-Chain zaten var. Herkes de var yani. O transfer, deposit ve withdrawal oradan yapabiliyorsunuz. P üstünden stake yapabiliyorsunuz normalde. Ama C-Chain hiç kimse de yok. C-Chain üstünden de normalde ERC'yle 20 ile gönderebildiğiniz Avax ERC'yle 20 ile de gönderebilirsiniz ama şey C-Chain üstünden de gönderebiliyorsunuz. C-Chain'i de ekledik biz. Türkiye'de ilk dünyada da 10. değildir yani 5. ya da 6. olması lazım. Dünyada çok şey yeni. Buna ne yapabiliyorsunuz? Bununla Pangolin gibi Avalanche'ın ekosistemindeki dexlere transfer yaparken inanılmaz düşük fiillerle transfer yapıyorsunuz. Ayrıca Avax'ın zaten kendisi şey ucuz. Başka tokenları da C-Chain üzerinden transfer edebiliyorsunuz ve burada da mesela şimdi birazdan Ethereum konuşacağız. Ethereum konuşurken işte yeri geliyor 30 40 50 60 dolara kadar çıkıyor gas price'lar yani gönderim ücretleri. Burada inanılmaz düşük fiiller ödüyorsunuz. O inanılmaz düşük fiillerin ötesinde de 2-3 tane iş yapmamış oluyorsunuz. Yani o zincire geç, oradan o zincire geç yapmamış oluyorsunuz. Avax ekosisteminde bir iş yapıyorsanız eğer. Bu değerli. Biz kendi teknolojimize övünüyoruz. Bu şekilde yenilikçi ürünleri de sunuyoruz. Bunun ekosistem tarafından da yani kullanıcı tarafından karşılık bulduğunu da görüyoruz. Mesela bu haberi de şimdi hazır şirket konuşuyorken söyleyeyim size. Müjdeli bir haber vardı. O ne oldu? Müjdeli bir haberi bu hafta çarşamba ya da perşembe günü duyacaklar. O müjdeli haberin biz yapan tarafız. Bir de onun iştiraki var öyle diyeyim. O iştirak bir hafta sonra yapmamızı istedi. Yoksa çarşamba ya da perşembe günü bunu anons edeceğiz. Bizi dinle beklesinler. Orada bayağı ses getirecek bir etkinlik olacak. Neyse detay vermeyeyim. Herhangi bir cümle söylediğinde ne oldu anlaşılır çünkü yani. Peki sürpriz olarak kalsın o zaman. Sürpriz olarak kalsın yani. 50 bin üzerine çıkmaya çalışan, orada tutunmaya çalışan bir Bitcoin sanki birazcık zorlanıyor gibi 50 binin üzerinde kalmakta diye hissediyorum ben baktığım zaman. Sen ne dersin? Doğru hissediyorsun aslında. Ethereum'da böyle bir konu var abi. Yani 50 binin etrafında biraz yükselmekte. Bitcoin'de.
Özür dilerim, Bitcoin'de Allah söyletti. Dedim, bir an elim ayağım titredi ya. Elimin etrafında böyle bir şey var, böyle bir durum var. Ama orada hani hep şey konuşuyorduk. Birkaç tane hikaye vardı Yiğit'ti. 2021'in yaza doğru biz onu yitirmiştik. Sonra piyasa bir sakinleşti ve pozisyon boşaltmıştı. Şimdi tekrar bir hareket var. Bunun etkisi ne? Bu hareketi sağlayan sebep ne diye dönüp bakıyoruz. Bu hareketi sağlayan sebep de dönüp baktığımızda birkaç tane etkisi var. Bir tanesi Ethereum. Bir tanesi kurumsalların tekrar geliyor olması. Her ne kadar olumsuz haberlerde olsa. Yani daha yeni bu hareketi başlamaya yakınken şeyi söylemiştik. Bazı borsalar kaldırıç oranlarını düşürdüler. Security token dediğimiz ya da işte bir menkul kıymet replike eden, mimik eden bir token var idiyse onlarda. Bunların birkaçını delist ettiklerini söylemiştik. Bunlardan bir tanesi de Uniswap. Merkeziyetsiz bir borsa. Öyle olmasına rağmen SEC'ten korkup böyle bir hamle yapmıştı. Daha sonra da ardı sıra DeFi network'ünün veya işte DeFi katılımcılarının regüle edilmesini veya nasıl regüle edileceğini konuşmaya başlamıştı. SEC ve Gary Gensler. Devamında da şimdi yine daha yeni SEC Uniswap'ı araştırdığını ve bu adamların ne iş yaptığını merak ettiklerini söylediklerini duyuyoruz geçtiğimiz hafta. Buna rağmen piyasa yükseliyor. Piyasa yükselmesinin birkaç tane sebebi var. Bir tanesi böyle haberler var. Kısmen negatif olarak okunan ama diğer taraftan da başka bir taraftan popüler olan işte NFT'ler konusu var. Çok nedir? Duyuyorum ben de ya. Evet yani NFT biz burada daha önce konuşmuştuk. Bölünemez token diye aslında söyleyebileceğimiz şey non-fungible token bölünemez. Ne bölünebilir? Bitcoin bölünebilir. Bitcoin fungible yani işte bir Bitcoin değil 0.01 Bitcoin de satın alabiliyorsun gibi. Burada bir tane ürün var. Bir altın sikke gibi düşün. O Bitcoin. Ama bir tane altın kase düşün. O kase o bir tane kase. Başka bir tane ondan yok yani. O da Büyük İskender'in kasesi olsun sallıyorum şu an. Ya o kase çok değerli çünkü Büyük İskender'in yani. Çünkü o yok yani. Yok başka. Evet. Dolayısıyla herhangi bir fotoğrafı, sanat eserini, bir sözü, bir şarkı sözünü ya da bir kod parçasını NFT haline getirip insanlar o telifle birlikte onu satabiliyorlar, satıyorlar. Bunun olduğu borsalar ya da işte şeyler, çarşılar var. Biz de benzer bir tane çarşı inşa edeceğimizi söylemiştik bizim CryptoFest'te. NFT Bazar diye bir şey yapıyoruz. Icarbex NFT diye bir şey yapıyoruz. Orada şu an hala zaten çalıştığımız ve şey entegre olduğumuz sanatçılar var. Onların NFT'leri de yapılıyor bir tarafta. Onların hepsini satışa sunacağız. Müthiş. Launch olduğunda. NFT tarafında da büyük şirketlerden bir tanesi var. OpenSea diye bir yer. Bu adamların tükettiği Ethereum gaslerine bakıyoruz. O şu an işte %15-20'lerde falan yani son birkaç haftalık hikayeye bakıyorum. Hatta şurada var. 30 bin Ether yakmışlar. 30 bin yaklaşık 29.900 Ether yakmışlar. Ne zamandan beri? Bu 15.59 güncellemesi olduğundan beri Ether yapmışlar. O tarafta bir NFT'lerdeki hareketin yükselmesi veya konuşulmanın yükselmesi Ethereum tarafında böyle bir çıktısı var, sonucu var. NFT'yi ben çok duyuyorum diyorsun. Evet evet. Doğru duyman çok şaşırtıcı değil. Çünkü Google Trendlere bakıyorum. ICO süreciyle 2017'deki ICO araştırmalarıyla NFT araştırmaları, şu anki NFT araştırmaları aynı kabaca. Dolayısıyla o biz 2017'deki hani 20 bin dolara giden o şey Bitcoin boom'u vardı ya hareketi, histerik fiyatlaması. O histerik fiyatlamanın benzeri duygu durumunun diyelim, FOMO'nun diyelim hadi FOMO'nun benzeri NFT içinde şu an var. Ve çok pahalı NFT'lerin satıldığını görüyoruz. Bunların Ethereum ekosistemindeki çıktısı da Ethereum 15.59'dan beri güncellemesinden sonra yakılmaya başlandı. Birkaç tane oran vereyim abi sana ve ilginç. Son 24 saatte dün Ethereum'un arzından daha fazla Ethereum yakıldı. Bu çok basit bir matematikte deflasyonist bir etki anlamına geliyor. Bunun kıtlık. Kıtlık evet. Yani bunun izlendiği birkaç tane web sitesi var. Buradan bir tanesini söylemiştim daha önce. Watch the Burn bir tanesi. Ateşi izle. Burada mesela bakıyorum 193.196 adet Ether yakılmış. Tam o şey 15.59 güncellemesinden beri Ağustos'un 20'si miydi neydi işte yani 2-3 haftalık bir hikayeden bahsediyoruz aslında. Toplam ödül de 405.000. Toplam azalım da %47.7 %48'lerde falan. Yani bu şu demek. Ne diyorsun abi diyebilir biri. Bu şu demek. Bir süre sonra günlük arz edilen Ethereum'dan daha fazlası yanıyor demek. Ethereum fiyatını 4.000'e çıkaran ana hikaye bu. Mesela Perşembe ve Cuma günkü periyotlarda arz büyümesi negatife dönmüş. Yani arz edilenden daha fazla 12.500-13.000 Ether arz ediyor yaklaşık şey günlük. Bundan daha fazla Ether yanmış durumda. İşte NFT'nin trendi, oyun piyasasındaki kullanılıyor ve yakıyor olunması trendi bunu etkiliyor. Normalde 4.5 blok üretiliyor aslında kabaca dakikada. Onda da 2.1 Ether üretiliyor. 9.45 Ether yaklaşık üretiliyor dakika başına. Bu 9.6-9.7'lere çıktığında da yanan Ether sayısı oralara çıktığında da aslında o scarce dediğimiz o kıtlığa doğru giden deflasyonist etkinin baskın olduğu
olduğunu görüyoruz. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Evet, gas price'lar artıyor bir taraftan. Gas price'lar artınca da işte AVAX, C-Chain gibi alternatif ya da BSC gibi alternatif şeyler, networkler faydalı hale geliyor. AVAX'ın ondan, hareketi de ondan kaynaklanıyor. Sadece ondan değil ama hani oraya proje taşınıyor. Bir sürü proje yavaş yavaş taşınıyor. O açıklamaların hepsinde pozitif etkisinin olduğunu görüyoruz şey Avalanche'ı. Toparlayacak olursam Ethereum'daki 15.79 güncellemesinden sonraki hareket önemli. Böyle bir çıktısının olmasını az çok bekliyorduk. Böyle şeyleri dedi. Piyasada nedense insanlar bunu olmadan, yani görüyorlar, biliyorlar aslında onun olacağını ama olmadan pozisyon almıyorlar nedense. Anlamıyorum yani. Halbuki ne olacağı belli. Olduktan sonra gidiyor. Tabii. Sonra yani 1750-1800 dolar dedik. 2000-2200 dolarda falandık. Yani biz bunu hani 400-500 dolarlık bir banttaydık biz bunları konuşuyorken. Bunun olmasının da yokluk yaratacağını az çok hani burada da konuşmuştuk. Ama fiyat oradan 4000 dolara gitti. Şimdi 4000 dolardan bu sefer fiyat oraya gidince insanlar soruyor. Alalım mı 4000 dolardan diye. Niye almadınız daha önceden? Öyle söylemiyorum. Ali Hoca'nın güzel bir söylemi var Ali Perşembe'nin yani. Soranlara al diyorum. Hani herkes mutlu yani. Böyle demiyorum bu arada. Bitcoin 50 bin üzerinde tutunamıyor gibi gevşerse diyeyim artık. Düşerse demeyeyim. Gevşerse nereye kadar gevşer? Sonrasında tekrar toparlanmaya başlarsa 60 bini görürüm bu sene içerisinde. Sana göre. 60 bin fondan başlayalım. 60 bin seviyesi fena bir seviye değil abi ve daha Eylül ayına yeni girdik. Hı hı. Aslında 3,5-4 ayımız var yıl sonu kapanmasına kadar. Ben 60 bin için umutluyum ve hatta belki yeni bir tarihi zirve için umutluyum. Gevşemesi konusunda da daha önce baktığımız birkaç tane seviye vardı. Aylık bakıyorum. Hı hı. Daha önce baktığımız birkaç tane seviye vardı. Burada işte 49 bin 50 binlerdeyiz. 40 bin dolar seviyesi. Fiyatların dengelenmesi ya da konsolide olması için fena bir seviye değil gibi geliyor bana. 38-40. Evet, o endişe edecek bir yerde olmadığımızı söyleyebilirim ama yani şu anda bile. İnsanlar genelde burada Bitcoin yükseldi. Hadi yükselmeyen ne var dönüp bakalım mı? Yine konuşmuştuk. Öyle şeylere bakıyor olmalılar yani. Evet, onu ben kaçırdım. Burada ne var? O zaman dönüp bağıl olarak Bitcoin'e karşı yükselecek ne var diye bakması lazım insanların. Karşılığında görüyoruz bu arada bunu. Piyasada karşılığında görüyoruz. Nasıl karşılığında görüyoruz? Bağıl olarak neye bakması lazım adamın? Mesela Bitcoin dominansı geldi %40'a. %40'a geldi Bitcoin dominansı. Ethereum'un şimdi, o hareketiyle birlikte evet, değil mi? Ethereum'un dominansı da %19.4'e geldi. Yani şimdi 2.40 trilyon dolarlık günde yaklaşık 160-170 milyar dolar hacmi olan bir piyasadan bahsediyoruz. Günlük 160-170 milyar dolarlık hacmi olan bir piyasadan bahsediyoruz. Toplam piyasa büyüklüğü de 2.40 trilyon dolar. Buradaki dominans gelmiş %19'a, %19.5'e Ethereum dominansı. Nereden geldi bu? %16, %17 idi, 14'tü. Hatırla. Doğru. Çok da uzak zamanlar değil yani. 3-5 hafta öncesinden bahsediyoruz. Hele bir de o Vitalik'in bir konuşmasında bahsettiği saniyede 100 bin yani POS'un sonrasındaki sharding sonrasındaki POS yanlış. Sharding sonrasındaki saniyede 100 binlik TPS'ler saçma sapan rakamlar bunlar yani. Öyle mi? Tabii ki canım. Tabii ki. Yani biz bugün işte kurum ismi vermiyor ama X bir kurumda transaction hızı yani saniyede emir karşılama hızı 4500 olduğu için wow süper bir iş yaptık diye alkışlıyoruz bugün Türkiye'de. Yarı özel bir kurumdan bahsediyorum artık. Yani anladın ne olduğunu. Sharding sonrasında bunun olabileceğini söylüyor. AVAX için de biliyorsun bu rakam normalde 4500, 5000, 5500, 6000 işte her neyse idi. Ama uygun şartlarda bu rakamın 13000-14000 TPS'e çıkacağını söylüyordu Avalabs yetkilileri öyle diyelim. Ethereum gözün bir ucuyla mutlaka izlenmesi gereken bir noktada. Hala Ethereum ve virgül ERC20'de anlamlı tokenlar. Söyleyebileceğim bir şey var mı? Böyle iyi hafta sonları dileyim. Token istiyorsun benden değil mi? Söylemeyeceğim. İyi hafta sonları o zaman. Peki. Teşekkürler herkese. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.